Efendim merhaba. Kemalist devrimler, Atatürk Türkiye'si, bunu anlatmaya devam ediyoruz. Dördüncü bölümde birlikteyiz. Şimdi hızla sürdüreyim. Osmanlı Devleti döneminin sonuna doğru 19. yüzyılın sonuna götüreyim işi. 1820 milliyetçilik akımların çıkışı, imparatorluğun artık çökmeye götürüleceği, sınırlarının, siyasal sınırlarının değiştirileceği belli oldu. Dünya başka bir yere artık savruldu, gitti. Efendim Osmanlı tahtında da değişiklikler var doğal olarak. İkinci Mahmut 1820, 1800 ne zaman? 38'e kadar orada kalacak İkinci Mahmut. Arada Yeniçeriliğin kaldırılması 1826, büyük değişim dönüşüm de o biliyorsunuz. Tabi tarihin başka türlü yorumlanan kısımları da var ama artık bu konuşmanın konusu değil. Başka bir konuşmada inşallah onları yaparız. Efendim, ondan sonraki 1838'in gizli ticaret anlaşması zaten Osmanlı'nın ekonomik anlamda artık çöküşü demektir. Çöktü. Bunun hiç tartışması bile yok. Sonra 1839 Tanzimat Fermanı. Bu neydi Tanzimat Fermanı'nın özü? Biz de Avrupa'ya size benziyoruz. Özü bu. Özü bu. Çok önemli, çok önemli yapısal değişimler, dönüşümlerin önüne açıldı 1839 Tanzimat Fermanı ile birlikte. Ama muhafazakarlar, siyasal İslamcılar o gün bugündür bunu şiddetle reddederler. Tanzimat kafası diye de bir garip laf ederler. Efendim sürdürelim, bu yetmedi. Ardından 1856 geldi. 1856 Islahat Fermanı, yani bu Tanzimat Fermanı'nın eksik bıraktığı yerleri tamamlayan bir süreç 1856. Biz şöyle deriz, 1839'da bitene kadar, imparatorluk çökene kadar, yani Vahidettin'in gittiği güne kadarki sürece Tanzimat süreci demeyi tercih ederiz. Ben onlardan birisiyim. Bunu demeyi tercih edenlerden birisiyim. Peki. Şimdi sürdürelim. Bundan sonraki süreçler ne olacak? Abdülmecit dönemi ki önemli bir padişahtır. Nasıl önemli bir padişahtır? İşte bu değişim dönüşümüne çaba harcayan padişahtır. Dedim ya 3. Ahmet'ten başladı. Bu uzunca bir süreç. Ama aşağısı olmadığı sürece ne yapabilirsiniz ki? İşte bugün de aynı problemleri yaşıyorsunuz siyasette. Bugün de aynı problemleri yaşıyorsunuz. Hep söyledik. Burjuva sınıfının olmadığı bir toplum. Karşısında proletaryada oluşmadı. Endüstri devrimini yapamadı. O sancıları işte bugün çekiyoruz. Çekiyoruz. Şimdi Osmanlı dönemi, devleti dönemi 2. Mahmut'tan itibaren neyi fark etti? Eğitim öğretim alanının çok önemli olduğunu ve burada okullaşmanın gerekliliğini 2. Abdülhamit de bu okulları 2. Mahmut döneminden itibaren kurdurulan bu okulları adam modernize etti. İçerideki uyguladığı istibdat konusunu kenara bırakıyorum. Efendim 3 önemli okul ve zaten bütün bürokratlar, Cumhuriyet'in kurucuları, mücadeleyi yapanlar da hepsi de bu okullardan yetişmişlerdir. Yani savaşları da yapanlar. Ondan sonraki süreçte Cumhuriyet'i kuran, sonra devrimleri yapan bütün kadro bu 3 okuldan yetişecek. Nedir bunlar? Birisi harbiyedir, birisi tıbbiyedir. Askeri tıbbiye denir ama bakın efendim o dönemde sivil tıbbiye de var ve Avrupa düzeyindedir tıbbiye. Bütün kitaplar bunu, hatıratlar bunu böyle yazıyor. Üçüncüsü mülkiyedir. Bugün siyasal bilimler dediğimiz okul var ya değerli arkadaşlar. Şimdi getireyim hemen işi Mustafa Kemal'lerin kuşağına. Şimdi Mustafa Kemal'in doğum tarihine 1881. Enver Paşa, Mustafa Kemal, işte İsmet Paşa, İsmet İnönü, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Fevzi Çakmak, uzun sözün kısası. O kuşak bir yaş büyük, bir yaş küçüktür. Peki bu kuşağın doğumunda imparatorluk ne durumdaydı, devlet ne durumdaydı diyorsanız söyleyeyim. Bu çocuklar ana rahmine düştüklerinde büyük borçlu olarak düştüler, borçlu olarak doğdular. Tıpkı bugünkü bebeler gibi. Bakın tıpkı bugünkü bebeler gibi. Bu ülke 2010'dan itibaren nasıl ki inişe, çöküş ifadesini kullanmak istemem içinde yaşadığım devletime karşı, yani bunu ben kendim utanırım ama inişe geçti ifadesini kullanayım. İşte bugün de olan biteni görüyorsunuz. Şimdi bakın, düyun umumiye dediğimiz Osmanlı Devleti'nin borçlandırma kurumu geldi. %9 faizle biz paralar alıyoruz. Aldık bak %9'la. Düyun umumiye niye geldi?
%9'la. Bugün de arkadaş aynı faizle alıyorsun ve daha fazla yüksek faiz veriyorsunuz. Şimdi bu çocuklar borçlu birer bebe olarak doğdular mı? Peki imparatorluk gittikçe küçülüyor mu? Tamam. Sultan II. Abdülhamit'in öncesi işte Abdülaziz hala tartışıyoruz efendim. İntihar mı etti, öldürüldü mü diye. Ben intihar etti diyenlerin tarafındayım. Hatta son sanıyorum sonbaharda yayınlanacak Yalılar Üzerine, İstanbul'daki Boğaziçi Yalıları Üzerine. Bir uzun yıllardır uğraşıyordum. Yazdım şimdi bir kitabım var. Orada da yine bu olayı da anlatıyorum. Onun için yıllar önce de anlattım Siyasal Cinayetler kitabında da. Her neyse. Abdülaziz ardından kısa bir süre 5. Murat tahttan indirildi. Çünkü sinirleri bozuk bir adam falan diye. İşte Batı'da karıştı bu işlere. Sonuç Abdülhamit tahta getirildi. Şimdi 2. Abdülhamit'i tahta getirenler kimler? Genç Osmanlılar hareketinin içinde bulunan Mithat Paşalar kuşağı. Yeni anayasayı yazdırdılar. İlk anayasamız olacak. Efendim 1876. Efendim ilk işte meclisimiz olacak. İyi, güzel. Ama sonuçta yaklaşık 11 ay açık kalacak. Çünkü orada yazdırdıkları, kendi yazdırdıkları anayasanın içine Abdülhamit madde ekledi. O madde şuydu, sürgün yetkisi yine padişahta olacak. Hatta işte o anayasada efendim bu halifelik, hilafet makamı, uzun sözün kısası, şeriatın muhkemleştirilmesi. Baktığın zaman görürsün yani anayasanın kendi içindeki hatalı maddeyi ama dilin Türkçe olduğu da orada yazılıdır. Sonuçta aynı Abdülhamit o anayasaya dayanarak kendi meclis üyeleriyle meclisi feshettirdiği gibi anayasayı rafa kaldırdı. Bunu kendisine karşısına getirip işte dayatan Mithat Paşa'yı o kadro zaten darmadağınık etti. Sonuçta uyduruk yıldız mahkemeleri kurdurdu. İdama kadar gitti işler. Tayyip sürgünü orada adamı cinayet işleterek öldürttü adamı orada. Bakın şimdi böyle bir İmparatorluğa, böyle bir yapıya doğdu bu çocuklar. İşte Mustafa Kemal'ler. Ondan sonraki süreç, okul hayatı, Harbiye'nin bitişi. Ha, bu sürece baktığımızda ne göreceğiz? Bunların yetişme koşullarında İttihat Terakki Partisi, daha önce İttihat Terakki Cemiyeti. Sonra bu siyasal parti halini alacak. Öte yandan Prens Sabahattin'in başını çektiği İngiliz liberalizminin görüşü, bir görüş. Bunun savunulması ki onun babası da damattır. Daha önce de söylemiştim ama hani bir kere böyle altlarını çizerek geçiyorum üstlerinden. Bazı şeyleri birkaç tekrarlamakta yarar var bu tarihi anlatırken de onun için yapıyorum bunu sevgili arkadaşlar. Bütün bakın şimdi böyle bir süreç konuşuyoruz. İşte Mustafa Kemaller okuldayken de bu sefer muhalefet hareketinin içinde yer aldılar. Yani Sultan II. Abdülhamit döneminde çok ciddi bir muhalefet hareketi var. Sonuç tahttan işte indirilecek, sürgüne gönderilecek. İttihat Terakki'nin burada iktidardaki egemenlik süreci başlayacak. Bu Balkan savaşları patlamış olacak. İşte Latin köşkündeyken bu tarafa getirilecek Abdülhamit falan. Şimdi sürdürelim sevgili arkadaşlar. Ne oldu? 16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa efendim İstanbul'dan ayrılıp Samsun'a yolculuğa başladı. Şimdi artık bundan sonrasını bu Anadolu İhtilali ve Türk Devrimi hızlı akıtmamın sebebi o. Çünkü arada işte bildiğiniz üzere 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi o mütarekeyle birlikte zaten imparatorluğun tasfiyesidir. İşte onun o mütareke imzalandığında Mustafa Kemal Paşa nerededir? Aşağıda Suriye cephesinde. İşte oradan İstanbul'a gelecek. Hani ünlüdür ya bu 14 Kasım'daki düşman donanması Boğaz'a yerleşirken Cevat Abbas ona ne dedi? İşte hani ne olacak bu işler paşam falan filan deyince bir cümle kurdu o. Geldikleri gibi giderler. Dikkat edin geldikleri gibi gidecekler demedi. Geldikleri gibi giderler dedi. Bunun anlamı nedir? Stratejide hani ifade ederim ya böyle cekler caklar yoktur. Hani olacak edecek o falcılıktır. O falcılıktır. Sonuçta buradaki görüşmeler, İstanbul'da kaldığı süre boyunca yapmış olduğu görüşmeler ki burada gazetede çıkardılar, Minber diye de bir gazete çıkardı Ali Fethi ile birlikte. Doktor arkadaşı da var zaten hep ona sahip çıkmıştır. Efendim, Rasim Talay. Ay artık... Peki Anadolu'ya geçilecek ama nasıl geçilecek? Şimdi burada bir
çok ciddi tartışma var. Tartışmalardan birisi şu. Ne deniyor? Mustafa Kemal Paşa'yı Vahidettin görevlendirdi, Vahidettin gönderdi. Şimdi öncelikle kısa bir anekdot anlatayım, kendi anlattığını. Bakın mesele şöyle. Karadeniz bölgesinde bulunan işte büyük ağırlıklı nüfus olan Rumlar, Ermeniler İstanbul'a İngiliz işgal komutan başkomutanlığına telgraflar çekerek şunu söylediler. Buradaki dediler yerel direnişçiler ya da İpsiz Recep gibi, Topal Osman gibi. Bunlar bizim karılarımıza, kızlarımıza tecavüz ediyor, mallarımıza, mülklerimize el koyuyor, işte ahırlarımızı yakıyor, hayvanlarımızı kaçırıyor gibi. Yani uzun sözün kısası eski deyimle asayişsizlik. Yani burada bir güvensizlik sorunu var. Onun üzerine İngiliz işte başkumandanı da aldı o telgrafları. Önce damat Ferit'e gitti. İşte ondan sonra padişaha çıkıldı. Bunun önünün alınması gerekir dendi. Peki nasıl önü nasıl alınacak? Şöyle bir karar verildi. Bu bölgeye bir general gönderelim. O general orada bir araştırma yapsın, soruşturma yapsın. Bize bir rapor sunsun. Sunduğu rapor doğrultusunda hareket edelim. İşte bu çerçeveden olmak üzere buraya gönderilecek olan bir general arayışı sürerken işte Mustafa Kemal Paşa da genelkurmayda bulunan arkadaşlarına dedi ki benim de o listeye yazın ismimi. Şimdi yazılma sebebi ne? Bak yazılma sebebi bu. Peki oraya gönderecek olan generalde aranan özellikler var. Şimdi bu Anadolu ihtilali nasıl başladı? İşte bu sorunun yanıtı burada yatıyor arkadaşlar. Bir, ne dediler? İttihat Terakki mensubu olmayacak. Enver Paşacı olmayacak. Almancı olmayacak. Efendim İngilizlerin onayladığı birisi olmuş olacak. Sonra sarayın onayladığı birisi olmuş olacak. Mustafa Kemal Paşa'nın özelliği ne saray açısından? Damat Ferit onu tanımıyor ama Vahidettin daha şehzadeyken onunla birlikte başyaverliğini yapıp yurt dışına gidip geldi. Vahidettin kısacası tanıdığı birisi. Bu söylemiş olduğum özellikleri taşıyan general sayısı da parmakları saysanız bir elin parmağını geçmiyor. Onlara da geri dönüp baktığınız zaman İstanbul'da olanların sayısı kaç? İşte kitapların yazdığına, kaynakların yazdığına göre 3 tane generalden söz ediliyor bu özellikleri taşıyan general. Dolayısıyla bir kere Mustafa Kemal Paşa demek ki nasıl seçilmiş? Öykünün geri kalan kısmı çok uzun. Yani şeyle damat Ferit'le nasıl buluştu, nasıl etti. Hem merak eden arkadaşlarım için söyleyeyim. Hem Fikrimizin Rehberi kitabında hem bu Onlar Bizim İçin Öldüler, Bu Vatan Böyle Kurtuldu kitabında çok ayrıntılı anlattım bütün bunları. Başka yazarlar da anlattı tabii ki bunları. Sevgili arkadaşlar, sonuç olarak Mustafa Kemal Paşa bu göreve uygun görüldü. Şimdi son Vahidettin'le İstanbul'dan ayrılma meselesini anlatıyorum ki işte demin söylemiş olduğum soru Vahidettin mi gönderdi, o mu yaptı, bu ne yaptı, nasıl gitti sorusunun yanıtı orada yerli yerine oturacak. Mustafa Kemal Paşa'nın kendisi anlatıyor. Diyor ki ayrılacağı gün zaten o dönem başkent İstanbul ve o dönemde de şöyle bir teşrifat kuralları var, görgü kuralları var. Efendim devletin işleyişinde, bürokrasinin işleyişinde gelenek görenek var ve o gelenek göreneklerde, ananelerde de şu. Bir yüksek dereceli bir devlet memuru İstanbul'dan ayrılıp bir göreve gidecekse padişahla buluşuyor, ona alasmaldık diyor. Öyle gidiyor. Şimdi anlatır Mustafa Kemal Paşa, diyor ki Yıldız Sarayı'ndayım, beni bir odaya aldılar. Şeyin baş yaveri de hocasıdır askeri okuldan Mustafa Kemal Paşa'nın. Efendim zaten onun sayesinde bazı şeyler kurgulanabildi. Diyor ki aldılar beni odaya. İki tane koltuk var karşı karşıya. Koltuğun yanında bir sehpa, sehpanın üzerinde bir tarih kitabı baktım diyor duruyor. Pencereden baktığım zaman düşman donanmasının oraya yerleşmiş olduğunu görüyorsunuz. Ve diyor padişah öbür kapıdan geldi, içeri girdi. Her zaman yaptığı gibi diyor gözlerini kapattı. Vahidettin gözleri açık olarak kimseyle konuşmazmış. Bir tek Almanlarla konuşurken gözlerini açık tutarmış. Efendim geldi karşıma oturdu diyor. İşte bana da iltifat etti. Demiş ki işte paşa ne iş yapıcı, görevin ne, ne yapacaksın? Görevimi ona izah ettim diyor. Dedikten sonra demiş ki paşa sen daha önce bu memlekete çok hizmet ettin. Bundan sonra da ülken için yapacağın hizmetlerin var. Yolculuğun hayırlı uğurlu olsun. Yani o bunu anlatırken de yanındaki tarih kitabını anlatmış. Yani anlattıklarını buraya geçti diye. Aralarındaki konuşma bu. Yoksa aralarındaki konuşmada şöyle bir şey yok. Efendim işte devlet işgali altında, düşmanlar burada, sen işte Anadolu'ya git de böyle bir hareket planla, sonra harekatı yönet. Hiç böyle cümleler yok. Bunlar çok uyduruluyor. Yazık günah. Bak hatıratlar ortada kardeşim. Anlatılanlar ortada. Sonuçta odadan çıkıyorlar. Padişah çıkıyor. Mustafa Kemal de çıkışını bekliyor. Dışarı çıkınca efendim başyaver elinde bir kutu Mustafa Kemal Paşa'ya diyor ki bu da sana padişahımızın bir armağanıdır. İçinde ne var? İçinde bir cep saati var. Cep altın bir cep saati. Cep saatinin üstünde de Vahidettin'in isminin baş harfleri var. Tamam Mehmet Vahidettin isminin baş harfleri. Onlara inisiyatif
inisiyal diyoruz ya arkadaşlar. Onu hediye ediyor, onu alıyor, cebine koyuyor. Ha, İstanbul'dan şimdi çıkış artık o bandırma, vapuru, kaptan, artık onları da hiç anlatmayayım, o ayrıntıları dedim ya bunları. Ömrüm onları yazmakta geçti, uzun iş. Benim aslında anlatmaya çalışacağım hikaye o günle bugünü birleştirmek çünkü. Evet, tarihi anlatıyorum ama. Ve değerli arkadaşlar, hepimizin bildiği üzere 16 Mayıs 1919 bandırma vapuruyla, ki bandırma vapurunun kaptanının adı da İsmail Hakkı Durusu'dur. Ta 1937'de kendisiyle yapılmış olan röportajlar falan var adam. Yani Mustafa Kemal Paşa Atatürk hayattayken adam bandırma yolculuğunu anlattı. Orada bir sürü saçma sapan şeyler uyduruyorlar biliyorsunuz. Hep her zaman söylerim. Tarih dedi, amcam dedi ki dedem kodukiyle falan olmaz arkadaşlar. Yani. Tarih arşivli olur, hatıratlı olur. Söylevleri önünüze koyar bakarsınız. Bunlarla olur. Tarih dediğiniz şey. Sonuçta Samsun'a vardılar. Efendim yolda İngilizler bunu batırmak istedi mi? Önce yok, batırmak istemedi. Önce yok ama daha sonra bunun kararı verildi ama kuş kafesten uçtu ifadesi işte o zaman kullanıldı. Evet, Samsun'a gelindi. Şimdi bizim ilk adım artık başlıyoruz. Anadolu İhtilalimizin ilk adımı Samsun'dadır. Samsun'dan bir anekdot anlatayım size. Hasan İzzettin Dinamo'nun Kutsal İsyan kitabında bunu çok güzel anlatır. İşte bu Samsun'dalar fakat Samsun'da bir güvenlik yok. Niye Rum Pontus çeteleri ta şehrin göbeğine kadar iniyorlar. Artık burada devletin otoritesi diye bir şey söz konusu değil. İşte böyle bir Samsun'u anlatıyor. Böyle bir Samsun'a inmişler. Orada Mantika Palas Oteli'nde kaldılar. Mıntıka Palas diye söylenir. Yanlış, kadının adıdır o. Mantika Palas Oteli'nde kalındı. Hatta otelde yorgan döşek bile yoktu. Evlerden toplandı, getirildi. Cevat Abbas'tır başyaveri yanında. Sokakta yürüyor Mustafa Kemal Paşa. Yürürken kaldırımın üzerinde bir askerin oturduğunu görüyor. Askerin üzeri paramparça, ayağında çarık bile yok çocuğun. Ama ağlıyor çocuk. Omuzundan tutuyor. Kaldırıyor Mustafa Kemal Paşa onu. Asker ağlamaz. Niye ağlıyorsun? Diyor ki paşam nasıl ağlamayayım? Memleketin hali bir. Anlatıyor işte derdini. O da diyor ki dur. Hiç kahırlanma, gel peşimden, kalk. Kalkıyor, gidiyor orada Almanlara ait olan askeri depoyu açtırtıp bu çocuğun bütün melbusatını donatıyor, yani askeri kıyafetlerini. Sırtına da bir tüfek asıyor bunun. Diyor ki artık sen ilk askersin, yani mücadelenin, efendim bu tüfek de lazım olacak işte savaşta. Ve biz de diyor, ben de diyorum ki bu asker bizim milli mücadelemizin ilk Mehmetçiğidir. Adını soyadını hiçbir şeyini bilmiyoruz. Ne yazık ki yerel tarihçiler de bunun peşine düşüp bu çocuğu bulmadılar. İşte burada Samsun'da ama kalamadı Mustafa Kemal Paşa. Hatta burada ona bir suikast hazırlığı var. Fakat suikastle görevlendirilen çocuk geliyor. Kendisi itirafta bulunuyor. Hasan İzzettin Dinamo'nun, vaktiniz olursa ama benim zamanımda yayınlanmış onun toplam 15 cilttir artık. Bilemiyorum okur musunuz, okumaz mısınız, bir şey diyemedim. Sonra onları tek ciltlerde falan topladılar ama eski May yayınlarıdır. Onları biz ilk baskısını okuduk. İşte benim kütüphanemde olan da ta eskidir. 63 baskıları falan duruyor şurada. Hatta bir ara keşke izleyiciye gösterseydik onun ilk baskıları, çok şirin, onun kapağı falan çok güzel. Daha göstereyim, dur ya bir dahaki şeyde çekimde ekranda göstereyim. Sanıyorum ki tek çekim yapacağız ya Yaşınay. Neyse, sonuçta kalmadı oradan. Baktı ki güvensizlik had safhada. Ne oldu oradan aşağıya, nereye indi? Havzaya. Heh. İşte sevgili arkadaşlar, Mustafa Kemal Paşa'nın kendisinin artık milli mücadeleyi bir aktör olarak müdahalesi ve başlangıç noktasının ben burası olduğunu söylerim. Samsun değil, Havza olduğunu söylerim. Sebebini söyleyeyim. 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi yapıldıktan sonra hemen müdafaa hukuk cemiyetleri kuruldu sevgili arkadaşlar. Kuvayi Milli Hareketi dediğimiz hareketler bu düşünülmeye başlandı. Kuvayi Milli'nin Türkçesi nedir? Milli Kuvvetler. Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin Türkçesi nedir? Hakların savunulmasıdır. Dikkat edin bak, müdafaa-i hukuk, yani hukukun savunulması. Hukuk nedir? Haklar. Bugün bizim savunamadığımız nedir? Haklarımız. Bugün olmayan nedir? Hukuk. Bugün olmayan nedir? Hukuk devleti. Bak, düşünebiliyor musunuz? Ya biz 1920'nin başına geldi. Allah'ınız aşkına şuraya bakar mısınız? Ben size ne zaman anlatıyorum? Haziran 1919'u anlatıyorum arkadaşlar ya. Ve 2023'ün Temmuz ayındayız. Ve biz hala neler konuşuyoruz? Biz hala neler konuşuyoruz? Olacak iş mi bütün bunlar? Hala yokluğu konuşuyoruz. Hala problemi. O dönemde de aynı şeyleri konuşuyorum işte. Ve sevgili arkadaşlar,
Mustafa Kemal Paşa'nın kendisinin gelip Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin kurulması, bak ondan önce kuruldu. Bu çok bazen burada yanlış anlatılıyor. Kendilerini Atatürkçü diyenler de ne hikmetse yanlış anlatıyorlar. Ne hikmetse. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kuruluşu 30 Ekim 1918'in hemen sonrası başlar. Mustafa Kemal Paşa'nın kendisinin Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurun dediği yer Havza'dır. Havza'dır. Peki bu aradaki süreçlerde ne var? İlk kurşunlar var. İlk kurşun nedir? Bu bugün artık dört yol dediğimiz, efendim şeye Hatay'a mı bağlı, Adana'ya mı bağlı, onun birisi bir yere bağlıydı. Sonra onlar değişti. Karaköse köyündedir ilk kurşun. Sonra Ayvalık'tadır bir kurşun, ilk kurşun. Sonra İzmir'dedir. Yani demek ki üç ilk kurşun var ama birisi Karakösen, bu köydeki kurşundur. İlk kurşun budur sevgili arkadaşlar. Demek ki bak Mustafa Kemal Paşa'dan önce zaten halkın kendisinin kendi başının çaresine bakma meselesi başlamış zaten. Başlamış. Ama bunun örgütlü hale gelmesi gerekir. İşte partiler niye önemlidir? Sivil toplum örgütleri niye önemlidir? İşte arkadaşlar bunun için önemlidir. Bak muhalefet hareketi niçin önemlidir? İşte bunun için önemlidir. Eğer Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğindeki o muhalefet hareketi başlamasaydı, halkın muhalefet hareketi başlamasaydı Anadolu İhtilali yapılabilir miydi? Ki önce Anadolu İhtilali'dir adı, sonra devrimler süreci başlayacak. Sonra Havza, Havza'da Mustafa Kemal Paşa neyi fark etti biliyor musunuz? Din adamlarının toplum karşısında, hele o günkü toplum karşısında ne kadar önemli olduğunu fark etti. İşte ve nitekim Havza'daki camide İzmir'in işgalini telin mitingi yaptırıp efendim burada bir hocanın bu duayı yapması, işte mevlütü okumasını falan istemiştir. Oranın eski belediye başkanına söylemiştir ki ya bulun getirin. Ama o hafta söylenen hoca gelmedi. Mustafa Kemal Paşa da otelin penceresinden bakıyordu şeye. Camiye canı çok sıkıldı. Şimdi bu öyküyle bitireyim bu bölümü Yaşınay. Şeye çok canı çok sıkıldı, işte çağırdı onları otelin penceresinden. Nedir bu yaptığınız, şudur. Haşladı onlar. Onlar dedi bir dakika paşam ya niye sinirleniyorsun ki? Hocayı çağırdık, hoca korkudan gelmedi. Adamcağız hafta içi çıktı geldi. Bir dakika paşa dedi beni arıyormuşsun. Önce Mustafa Kemal bir celallendi biliyor musunuz? İşte neredesin de o da bir dakika dur dedi ya. Korksaydım şimdi karşında olur muyum dedi. Ben falanca köyden geliyorum. Yollarda dedi Rum çeteleri, onların elinden dedi kaça kaça geldim. Bak dedi cübbem de koltuğumun altında Mustafa Kemal Paşa, çok haklısın, senden özür diliyorum dedi. İkinci cuma, evet cuma namazını kıldırdı o imam. Arkadaşlar Mevlüt'te okudular. Çıkışta halkada bu işgallerin neden reddedilmesi gerektiğini, niçin direnilmesi gerektiğini güzelce anlattı. Tabii halkta müthiş bir coşku oldu. Yerel kaynaklar diyor ki o gün 15 bin kişi vardı. Nerede 15 bin? Bugün bile şeyde Havza'da 15 bin kişinin yaşadığından kuşkuluyum Allah'ınız aşkına. Ama belli ki kalabalıkmış sevgili arkadaşlar. Hatta Mevlüt'ten sonra biliyorsunuz geleneklere göre şeker dağıtılır. Şeker nerede ülkede? Çekirdeksiz İzmir kuru üzümü dağıttılar külahların içinde şeker yerine. İşte Anadolu İhtilali nasıl başladı diyorsanız böyle başladı. Bir sonraki bölümde buluşuyoruz.